Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından sayın seyirciler başlayan o tartışmalar devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Kabaş'a sahip çıkan CHP ve diğer muhalefet partilerine oldukça sert tepki gösterdi. AK Parti il başkanlıkları da Kabaş hakkında suç duyurusunda bulundular. Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin yaptığı şey hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız bir davranış biçimidir. Başlı başına bir ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir hürriyetiyle, ifade hürriyetiyle bir ilgisi yoktur. Nefret ve hakaret siyasetine asla geçit vermeyeceğiz dedi. Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır ithamlarına çok sert tepki gösterdi. Bu millete hakarettir, milli iradeye hakarettir. Milletin verdiği oylarla seçtiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakarettir. Devlet başkanlığına, devletin başına hakarettir. Gazeteci Sedef Kabaş'la ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet partileri Kabaş'ın sözlerinin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunurken AK Parti'den sert mesajlar geldi. Hakaret siyasetine de nefret siyasetine de asla geçit vermeyeceğiz. Ama burada herkesin bilmesi gereken bir şey var. Bu şekilde nefret suçlarının bu kadar kolay işlenebilmesi aslında nefret siyasetinin himayesi yüzünden oluyor. Birileri nefret siyaseti vasıtasıyla bunları himaye etmeseler, bunların arkasına siyasi irade koymasalar, bu olaylar gerçekleştiğinde kınamak yerine siyasi şemsiye oluşturmasalar aslında bu nefret söylemi daha da gerilemiş olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Başta CHP olmak üzere muhalefetin tutumuna tepki gösterdi. Söylenen bu sözleri meşru görenlere şunu sormak lazım. Aynı sözler sizin siyasi liderlerinize söylense, sizin benimsediğiniz partilerin yanal merkezlerine söylense bunu makul kabul eder misiniz? AK Parti bu konularda hukuki ve siyasi olarak mücadelesini en kararlı biçimde sürdürecektir. Gazeteci Sedef Kabaş hakkında AK Parti teşkilatları da harekete geçti. İstanbul ve Ankara il teşkilatları Sedef Kabaş'la aynı programda konuk olan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.